Bakar mısın şunun tatlılığına ya? Vermişlerdi, ne yapmışlar bunu böyle mi? Yapmışlar abi, yapmışlar. Bilmediğin, etmediğin, anlamadığın işlere fazla girme. Ver müziği kardeşim, Tokyo Drift'e hoş geldiniz. Birazdan yarış başlıyor. Efendim merhabalar, yeni videoyla karşınızdayım. Ben Deniz Gökhan Akman. Bugün sizlerle böyle bir araba pazarına geldik bakalım. Hafifte böyle bir yağmur yağıyor. Araba piyasasının ikinci ellerine bakacağız. Fiyatlar nedir aşağı yukarı sizlere söylemeye çalışacağım. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Biraz göz attım, fiyatlar piyasaya göre biraz daha burası yüksek diyebilirim. Niye diyeceksiniz? Burada çünkü galeri fiyatları. Videoya geçmeden önce böyle yerleri aratınca var bayağı. Ben böyle bir yere gelmek için yaklaşık bir 20 dakika falan yol gittim. İstanbul'da böyle yerler belki şu anda kalmadı diyebilirim. Ama burada en çok Facebook Market Plus'ı herkes kullanıyor. Orada araba alım satım biraz daha hızlı buraya göre. Burada çünkü galeri fiyatıdır, bilmem nedir. Bu fiyatlar arabanın fiyatını biraz daha yükseltiyor. Burada şöyle bir şey var. Biraz daha kredi oranı diyebilirim. Nakit paran yoksa burada bir kredi olanağı sağlıyorlar. Çünkü diğer ülkelerde de aynı sistem devam ediyor. Hadi bakalım videoya geçelim. Neler varmış biz de bakalım. O ne öyle ya? Türkiye'de en çok sevilen modellerden bir tanesi Volkswagen'ın $15,000. 2014 model diye okudum. Yaklaşık 125.000 kilometrede. Gayet de temiz. Buradaki arabaların hepsi bu şekilde temiz arkadaşlar. Yani İstanbul'da, Türkiye'de araba kapının önünde çizilirken burada her yer park olanağı olduğu için arabalar gayet temiz duruyor. İki yakışıklı yan yana. Gerçekten şu Toyota Camry'ye bayılıyorum. $25,000 fiyatı var. Kilometresine bakıyorum şimdi. 154.000'de 2018 model. İçi de gayet güzel. Hatta şöyle kapıyı da açtık, hemen içini gösteriyorum. Çok güzel Toyota ya. Bayılıyorum Toyota'ya. Hemen yanında da bir Toyota kardeşimiz var. Fiyatı $19,000. 173.000 kilometrede 2016 model. Çoğu burada otomatik vites. Şöyle de göstereyim. Şunu da var ya, her yerde takıyorlar. Sevmiyorum abi ya. Bunun da içine bir bakalım. Doğal bir Toyota. Bu da 2019 model. $32,000 Camry. Şöyle hemen içini de göstereyim. Bunlar herhalde sport modeli, yani bu konsol bu kadar Camry'de böyle düşünmüyordum ama gelen arkadaşlar bir yoruma tıklasın. Hemen yanında da $34,000 2020 model elektrikli canavar var. Toyota zaten hep klasik, pek fazla değişmiyor. Şöyle Volkswagen'ın Golf modeli var. 17.990. Kilometresi de 96.000'de $18,000'a şöyle bir araba. Pek fazla arabaların içlerini çekmeyi düşünmüyorum ya. Yani içindekiler zaten Türkiye ile aynı standart. Sadece tek değişen şey direksiyonun sağ tarafta olması. Mesela şöyle bir Mazda var. Mazda burada gerçekten çok tutuluyor. Toyota ve Mazda en çok gördüğüm modeller. Yani Avrupa tarafı değil de Asya arabaları, Çin arabaları daha fazla rağbet görüyor. Şöyle bir Mazda'mız var. 22.990. 105.000 kilometredeymiş. Şöyle bir Mazda'nın içine bakalım. Mazda da güzel bir model aslında yani, ama Türkiye'de fazla tutulmadığı için burada çok görüyorum, çok da aşırı satılıyor. Vay be! Türkiye'de şöyle bir arabam vardı arkadaşlar. Bazı sebeplerden dolayı sattık, iyi bir yatırım yaptık gerçi ama. Corolla modeli $20,000, 57.000 kilometrede 2014 modelmiş. Türkiye'de belki şu anda bu araba bir 350.000 TL, 400.000 TL civarı vardır. Her şeyi şu anda çok güzel duruyor gerçekten. Avustralya'da şöyle bir model var. Şöyle amblemini göstereyim. Bir nevi Opel diyebiliriz. Ama bunların içinde Holden diye geçiyor bu model. 2012 model, $13,000, 148.000 kilometrede Holden modeli. Bu gibi içeriğinde modeller var. Charlotte diye var, onu da biliyorum. Holden burada bildiğin Opel. Buraya has üretiliyor diyebilirim. Bakar mısın şunun tatlılığına ya. Subaru Impreza $24,000. Hemen bakalım, 142.000 kilometrede 2009 modelmiş. Bu arabalar adamı hasta eder ya da dünyadan göç edersin. Kuvvetli arabalar arkadaşlar bunlar. Alırsın Ford, olursun Lord. Al bakalım $23,000. 2015 62.000 kilometrede arkadaşlar. Ford da gerçekten çok sağlam ama ne yazık ki bu ülkede fazla tutulmuyor. Hemen bir merhaba dedi araç bize. Gerçekten güzel bir araç. Yalnız vermişlerdi, ne yapmışlar bunu böyle mi? Bildiğiniz tabii Mondeo Trend paketiymiş bu da. Şöyle Volkswagen'ın $15,000 Tiguan modeli var. 130.000 kilometredeymiş. 2010 modelmiş. Hemen bakalım içine. Açıl susam açıl. Takma böyle bir şey takıyorlar, sinirleniyorum. Ver müziği kardeşim. Tokyo Drift'e hoş geldiniz. Birazdan yarış başlıyor. Ford'un Falcon modeli 182.000 kilometrede $33,000'mış arkadaşlar. Bu arkadaş az önce konuştum. Biraz dolu bir araba. Öyle boş bir araba değilmiş.
Toyota'nın böyle bir modeli varmış, 11 bin dolar. Bu da yine Arion modeliymiş, 2007 model, 11 bin dolar, 208 bin kilometredeymiş. Run. Hyundai'ın efendim şöyle bir Santa Fe modeli var, 7 koltukluymuş. Hemen bakalım, 30 bin dolar, 143 bin kilometrede. Böyle bir iç dizaynı gayet niş, 7 koltuklu. Şöyle bir Türkiye'de BMW, yurt dışında BMW. Hemen bakalım, 18 bin dolar fiyatı varmış, 224 bin kilometredeymiş. Şöyle bakalım, yani Toyota Sport modeli, Toyota Coupe. Hemen bakalım, 30 bin dolar fiyatı varmış, 81 bin kilometredeymiş, 2014 modelmiş. Araba yani boyundan da küçük, yani bildiğin yerde gidiyorsun arkadaş. Şöyle bir iç dizayn. Yapmışlar abi, yapmışlar. Avustralya'da şöyle modeller var. Ford'da da var, Holden'da da var. Şöyle arkası, şöyle göstereyim. Yani truck mı diyeyim, kamyonet tarzı mı diyeyim. Çok seviyorlar böyle modellerden herhalde ya. Hemen bakalım bunun fiyatında, modeline de 43 bin dolarmış. 127 bin kilometrede Falcon diye geçiyormuş. Neden bu kadar pahalı olduğunu anlamadım. Herhalde bayağı donanımlı bir araç olsa gerek. Araçların özelliklerinden fazla bahsetmiyorum çünkü burada fiyatlarını göstermek için içindeki mekaniğe, işte motoruna falan girersek bayağı uzun bir video olur. O yüzden şöyle fiyatlarını göstereyim ben size. 26 bin dolar, 127 bin kilometredeymiş, 2013 modelmiş, Chrysler modeli. Herhalde bu bayağı bir lüks araba oluyor arkadaşlar. Işıklardan da belli. Bu ne böyle ya? Karaköy mü? Ne diyeyim ben buna şimdi? Motor hacmi bakımından minimum böyle 1.6-1.7'den başlıyor. Burada yüksek motorlar kullanıyor. Gerçi Avrupa'nın her ülkesinde ya da yurt dışında bütün arabalar yüksek hacimli. Bizim Türkiye böyle has. 1.2-1.0-0.9 hatta var bile. Şu da arkadaşlar şöyle. Ya bildiğiniz şu an Holden modeli bu. Ambleminden de göreceksiniz. Charlotte Tivia modeline benziyor. Yani o şekilde benziyor ama Holden diye yine 7 koltuklu 13 bin dolara. Hemen bakalım, 143 bin kilometredeymiş. Yani Holden Captiva diye geçiyor model. Otomatik vitesmiş. Böyle iç dizayn. Subaru modeli var. 12 bin dolarmış. Hemen içine bir bakalım. Subaru modelleri biraz klasik gibi duruyor arkadaşlar. Ama güçlü araba. Güzel araba. Oluyor arkadaşlar. Yani 9 bin dolar. Bunu Git Market Plus'tan her türlü 7 bin dolara bulursun. Ya 3 bin dolara, 2 bin dolara kadar arabalar var. Var olmasına var ama sıkıntı çıkabilir. O yüzden bilmediğin, etmediğin, anlamadığın işlere fazla girme derim. 89 bin kilometredeymiş. 9 bin dolarmış. Şöyle içine de bakalım. Manuel vites, standart. Her şey manuel. Mitsubishi Lancer modeli, turbosu, performans, sport, düşük kilometre, yok yok demiş arkadaş. 40 bin dolar hayatta verilmez. 132 bin kilometredeymiş. Arkadaş arabayı herhalde bayağı içine kadar döşemiş diye düşünüyorum. Sade olmasına sade ama bu modeller arkadaşlar turbo ne ararsan vardır. NOS bile vardır. Burada çünkü çok her arabada var yani neredeyse bu sport modellerinde. Bakın hatta şöyle araç buldum. Holden'ın bu dediğim model. Arkası böyle sanki üstü açılacakmış gibi duruyor. Şöyle arkası açılıyor. Holden modelinin kağıdı da ters koymuşlar. 160 binde 32 bin dolarmış. Holden Commandera diye geçiyor bu arkadaşlar. Şöyle arkasını da göstereyim size. Yani şunu... Nasıl bir şeysin sen ya? Ama böyle yandan böyle acayip duruyor. Hemen bakalım. O Mondore. Mondore ejderhası gibi ama yani. İster onu al diyor, ister onu al diyor. Hatta yan yana o 3 tane koymuşlar. Pardon. Böyle 3 renginde göstereyim. Hepsi de aynı model, aynı yıl diyebilirim. Verdin yine gazı vallahi, verdin. Böyle bir Octavia Skoda'mız var. 2018 model. Fiyatımız 18 bin dolar. 2018 model olmasına rağmen fiyatı uygun diyebilirim. Station gayet kaliteli. Hyundai Tucson modeli 2017 modelmiş. 26 bin dolar fiyatı varmış. 150 bin kilometrede. Evet, bayandan olsa gerek. Gayet temiz. Buradaki bayanlar temiz herhalde. Avustralya son yılların en çok yağmur günlerini yaşıyor şu anda. Rekor kırmış yine. Şu anda da yani yaklaşık 15 gün oldu duraksızın yağmur yağıyor diyebilirim. Şöyle SUV tarzı bir arabamız var. Toyota'nın fiyatı 24 bin dolarmış. 184 binde 2017 modelmiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hemen bir içine de göz atalım. Mazda modelimize bakalım. Fiyatını hemen söyleyeyim size. 19 bin dolarmış. 3 BMW serisiymiş arkadaşlar. 167 bin kilometrede 2014 model. Toyota modelinin Kluger 19 bin dolarmış. 140 bin kilometrede, yılı da 2011'miş arkadaşlar. Kokpit gibi yani, basacağın düğmeye uçacakmış gibi havası var.
Volkswagen'a bakalım. Bu aşiret paketi herhalde. Aşiret paketine bakalım. Türkiye'de bu model çok tutulur arkadaşlar. 15 bin dolarmış, 200 bin kilometrede 2012 modelmiş. Böyle Nissan'ın bayağı büyük bir arabası. Pathfinder modeliymiş, 28 bin dolar. Aynı modelde şöyle yan yana, bu 30 bin dolarmış. Şöyle bir Toyota varmış, 7 koltuklu, 30 bin dolarmış arkadaşlar. Kaç kilometredeymiş? 192 bin kilometredeymiş. Şöyle bir 4 bilezik. Bunun fiyatı da 40 bin dolarmış, 104 bin kilometrede. Yine Corolla'dan devam edelim. 2001 modelmiş, 7 bin dolar. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz bir beğeni atmayı ihmal etmeyin. Abone olursanız da sevinirim. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize saygılar, sevgiler.